Ebru Şallı ve Uğrak Kuş arasında geçtiğimiz günlerde tatsız bir olay yaşandı. Ünlü çiftin Emirgan'da trafikte seyir halindeyken başlayan tartışmasının fiziksel şiddete dönüştüğü öğrenildi. 3 yıllık eşini darp ettiği sırada yan araçtaki çiftin otomobilin önünü keserek müdahale etmesiyle araçtan kurtarılan 45 yaşındaki Ebru Şallı ağlama krizi geçirdi. Olay yerinden hızla uzaklaşan Akkuş sinirli tavırlarıyla dikkat çekti. Ünlü modeli bir mekana götüren vatandaşlar ambulans çağırdı. Sağlık kontrolü yapılırken mekana polis memurları çağrıldı. İfadesi alınan Şallı'nın "Şikayetçi değilim, o benim kocam" dediği öğrenildi. Şallı taksiye binerek Emirgan'dan ayrıldı. Ebru Şallı daha sonra hakkında çıkan iddiaları kesin bir dille reddetti. Ebru Şallı'yı araçtan kurtararak olay yerine polis çağıran görgü tanığı ikinci sayfa programına telefonla bağlandı. Şallı'nın olay sırasında şoka girdiğini söyleyen görgü tanığı yaşananları tüm detayları ile anlattı. 8 Ekim saat 14.30 sularında Emirgan'dan Beşiktaş'a doğru giderken tam bu kahvaltı yapılan mekanlar sebebiyle oluşan trafikte sıkışmış halde ilerlerken bir anda çığlık sesi duyduk. Önce çocuk düştü sandık ve tepki vermedik. Daha sonrasında çığlık gittikçe arttı. Artık dayanamadık. Ne oluyor diye arkamızı döndüğümüzde arkadaki araçta bir kadının inmeye çalıştığını, adamınsa zorla kapıyı kapattığını ve kadının üstüne abanarak hem bir yandan eliyle direksiyonu kontrol ettiğini, bir yandan da kadını kapının ucuna kadar sıkıştıracak şekilde ittiğini gördük. Daha sonra bu duruma dayanamayan halam araçtan indi. O sırada babam da "Bu trafikte hiçbir şekilde bir şey yapamaz, korkmayın" dedi. Hem sözlü bir şiddet vardı, hem de bir şekilde darp ediyordu. Araçtan indik. Halam camları yumruklamaya başladı. Sanırım içeriden çocuk kilidi yapılmıştı. Bir şekilde araçtan inemedi Ebru Şallı. Babam da dayanamadı. Müdahale etmek için arabayı önüne kırdı. Babam müdahale edince ona da bir şey olur mu diye korktuk. Etraftan da kimse yardım etmiyordu bu sırada. Sonra aracı durdurup "Hanımefendi sakin olun, biz aramızda tartışıyoruz, ben onu indireceğim" dedi. Sonra araçtan inerek kendisi kapıyı açtı eşine. Sonra araçtan biz çıkardık. Titremiş, korkmuş, şok halindeydi. Onu nereye götürdüğümüzün bile farkında değildi o an. Sakinleşsin diye kendi aracımızı aldık. İlk başta bir taksi çağırıp evime gideyim dedi. Kötü bir durumdaydı. Araca getirip "İyi misiniz? Bir yeriniz acıyor mu? Size su getireyim mi?" dediğimizde bize göğsüne darbe aldığını, göğsünün acıdığını söyledi. Otopark görevlileri yoldan geçen bir ambulansı çevirmişlerdi. Gelen ambulansın içine devrettik Ebru Şallı'yı. Tabii biz farkında değiliz bu kişinin Ebru Şallı olduğunun. Biz sadece bir kadın şiddet görüyor, ona yardım ediyoruz düşüncesiyle ya da kaçırılıyor, buna engel olmalıyız düşüncesiyle aracımızı aldık. Hiçbir şekilde farkında değiliz. O sırada ambulansa alınıp oradaki görevliler tarafından söylenince biz farkına vardık o kişinin Ebru Şallı olduğunu. Eşine sağ çekmesini söylemişlerdi. O aracına binip gitti. Sonra ben 155'i aradım. "Böyle bir durum var, ihbar etmek istiyorum. Bir darp vakası var burada" diye. Beklerken ambulans yetkilileri eşi olduğu için şikayetçi olmak istemiyor dedi. Biraz daha bekledik. Ona "Size yardım edecek birileri var mı?" diye sorduk. O da annesinin ve ablasının geleceğini söyledi. Bize çok teşekkür etti. Bizim 2 hafta önce yaşanan bu darp olayını basına vermek gibi bir düşüncemiz yoktu. O eşini şikayet etmeyince saygı duyduk. Magazinsel bir ürün olsun istemediğini düşündük.